Selülit nedir? Nasıl oluşuyor? Dereceleri nelerdir? Sonradan mı oluyor? Yaş ilerleyince mi oluyor? Ve genetik faktörler ne kadar etkili? Hepsini. Hocam oturursanız o hemen indirecek efendim. Buyurun. Sonrasında da bölgesel incelemelerde selülit tedavisindeki son yöntemleri de hocamızdan dinliyor olacağız. Buyurunuz. Yani tam da böyle beslenme konusunun üstüne aslında iyi geldik. Evet, çok. Yani çünkü selülit konusu biliyorsunuz birebir tamamen beslenmeyle alakalı aslında. Evet, genetik yapılı olduğu durumlar da var ama en önemlisi selülit oluşumunda beslenme. Özellikle karbonhidrat tüketiminde, asitli içecekler tüketiminde ki siz beslenme konusunda çok 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 tecrübelisiniz biliyorsunuz da. En önemlisi zaten dediğimiz gibi beslenme oluyor. Peki selülit nedir? Bize bir onu anlatabilir misiniz? Aslında bir... Oluşmasının sebepleri evet iyi beslenmemek, spor yapmamak, ne bileyim oradaki dolaşım vesaire falan onlara geliriz. Ama genetik faktörler ne kadar etkili oluyor? Yani bu bir bela kıvamında bir şey mi? Yani geldiği evet. zaman gitmeyen bir şey olarak biz bildiğimiz için söylüyorum. Ve şimdi tabii ki de günümüzde neler yapılıyor onu da konuşacağız. Nedir aslında selülit? Bizim o portakal görünümlü dediğimiz şey. Aslında bir dolaşım bozukluğu problemi. Eğer yani annemizde, babamızda, genetiğimizde bu yapı varsa genetik olarak bize de bu geçiyor. Cilt hastalıkları gibi de aynı zamanda. Mesela örneğin cildinde problem yaşayan kişiler, özellikle kronik problem yaşayan kişilerde tabii. biz bakarız ki ya annesinde vardır ya babasında vardır. Muhakkak yakın geçmişinde vardır. Selülit de böyle bir şey. Kan özellikle dolaşım bozukluğu problemi olduğu için genetik yapılı olabiliyor ama biz de bu dolaşımı bozabiliyoruz işte. Yaptığımız beslenmeyle birlikte. Aynen öyle. Peki, önemli bir soru soracağım şimdi. Kadınların en büyük derdi selülit nasıl geçer? Geçer mi? Geçer Allah tabii aşkına. Ki de. Kesinlikle geçer. Yani şöyle beslenme dikkat ettik bunu bir kenara evet koydum. Beslenmeyi bir kenara koyduk. Tamam. Ama ben ne yaparsam yapayım ya beslenme öyle de dikkat ediyorum ama geçmiyor. O noktada biz işte bölgesel incelme cihazlarından destek alıyoruz. Spor tabii ki çok etkili. Spor da yapmak gerekiyor. İnanılmaz sporla desteklemek etkili, gerekiyor. Ve su. Olmazsa olmaz. O dolaşımı hızlandıracak. Hı-hı. Yani Çağla Hanım ne yaparsak yapalım eğer su tüketmiyorsak. Olmuyor boşa. Olmuyor. Aynen öyle. Çünkü onu bir şekilde atmamız gerekiyor. İdrar yoluyla atmamız gerekiyor. Şey nasıl oluyor? Sistem nasıl oluyor? Sizin bu son kullandığınız sistemden birazcık bahsedelim. Hı hı. Oradaki dolaşım bozukluğu mu düzeltiliyor? Orada bizim elimize gelen işte o portakal görümündeki yağlar parçalanıp idrarla veya işte bir şekilde dışarı mı atılıyor? Nasıl gidiyor vücutta? Yani orada şimdi birçok kullanılan sistem var bölgesel incelmede. İşte radyo frekanslar var, masajlar var, selülit masajları var, manuel elle yapılan. Onun dışında işte mekanik masajlar var. Mesela ben şunu daha ziyade tercih ediyorum. Mekanik masaj yöntemiyle yağ moleküllerini parçalayarak sonrasında da idrar yoluyla atılımını hızlandırıyoruz. Kişi ne yaparsam yapayım, beslenmeme dikkat ediyorum, sporuma dikkat ediyorum ama portakal görüntüsünden bir türlü gitmiyor dedi. Dediği noktada o zaman kesinlikle bu tarz mekanik masaj yapan cihazlardan çok güzel sonuçlar alıyor. Beslenmesine %100 dikkat ediyorsa ve suyunu tüketiyorsa inanın %80 %90'a kadar sonuç alıyoruz. Kalıcı mı peki bu sonuçlar? Beslenmesine dikkat ederse tabii ki. Ama tekrardan karbonhidrat tüketmeye başladı. Ama hiç pilav makarna yemeyeceğiz mi hocam? Hayır, sıfırlamak değil. Yani bunu az bir şekilde. Yani atıyorum 5 gününüzü karbonhidratla değil de işte 7 günümüz yani haftada 7 günümüzü 2 günümüzü karbonhidratla geçirelim. Yani olabildiğini azaltalım. İşte her gün çikolata yiyorsak onun yerine 2 gün çikolata yiyelim. Tabii ki sıfırlamamızın da imkanı yok. Bölgesel incelme yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir hocam? Tabii ki beslenmesine dikkat edecek. Şöyle bir şey oluşuyor. Hocam siz bize o makarnayı yedirmeyeceksiniz anladım bugün. Yemeyeceğiz. Yani o zayıf bölgesel. Vallahi senin için olsun ben o makarnayı yiyeceğim. Yiyin canım haftada bir yiyin iki yiyin yani. İki yiyelim aynen öyle. Bölgesel incelme istiyorsak özellikle... O cihazlara girdiğimiz dönemde kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir mantık yok. Şöyle de bir şey oluyor aslında. Diyor ki ya ben şimdi yemeyeceksem, işte spor yapacaksam niye bölgesel incelmeye giriyorum o zaman? Niye buna para veriyorum? Ama orada şöyle bir şey oluşuyor.
Diyorum ki bir haftada siz spor yapıyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyorsunuz. İşte bir haftada diyelim ki 2 kilo vereceksiniz, 1 kilo vereceksiniz. Bölgesel incelme cihazıyla birlikte hem bir kere bunu hızlandırıyorsunuz. Çünkü bölgesel incelme cihazları tamam bölgesel işlem yapılır ama aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor. Tamamından kilo gidiyor. Ama en çok da ya her şeyi yaptım, diyet yaptım, onu yaptım, bunu yaptım ama şu basenim gitmiyor. Alt karnım bir türlü gitmiyor. O noktada bölgesel incelme cihazları inanılmaz başarılı güzel sonuçlar veriyor. Şimdi tabii ki herkes mercek altında. Yani şimdi düşünüyorum siz anlatıyorsunuz da bu kadınlara has bir dolaşım bozukluğu baktığımız zaman. Evet. Yani sanki selüte olana hiç kendine iyi bakmıyor falan gibi bakıyor. Ya evet. Bir salın kadınları Allah Ay. Aşkına ya. O biz bunlarla her şeyle o kadar çok savaşıyoruz ki. Ne kadar ayıp ki. Bir şey bu ya. Ne kadar evet. Ayıp bir şey. Erkeklerde yok diye. Evet. Kadınlara yok ters ışık gelmişti. Aa burasında selüte var. Evet. Var. Evet. Sana ne? Yani var. Bak şimdi durduk yerde. Yani kesinlikle o noktada çünkü bu güzellik algısı. Ay vallahi sinirleniyorum. Deyip sağlıklı yiyecek. Sinirleniyorum gerçekten sinirleniyorum. Çünkü İnsanlar güzellik algısı ne kadar inanılmaz. Dayatılıyor bize değil mi? Ne kadar güzel olmak çok zorundayız. Şey, biz sürekli çok. Böyle bir kaygıyla hareket ediyoruz. Hele ki hamile döneminde, emzirme döneminde özellikle de bu bölgesel incelme uygulamalarından faydalanmak mümkün müdür? Gebelik döneminde aslında çok doğal yöntemler de var ama gebelik döneminde ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü yani bir sıkıntı oluşabilir bir vesaire. Aynen ya. Öyle. O dönemde olabildiğine rahat, kimyasaldan evet. Uzak. Yani kesinlikle gerek yok o dönemde. Doğumdan sonra. Biraz sosyal medyadaki güzellik algısının bireyleri ve insanları nasıl etkilediğinden de bahsedelim girmişken isterseniz. Mesela kişi size başvurduğunda kendi düşündüğünden, kendi istediğinden mi yoksa olması gereken başkalarının ne düşüneceğiyle alakalı bir fikirle mi geliyor size? Yani şöyle benim... Nelerle karşılaşıyorsunuz Emine? Son dönemde özellikle son 2-3 yılda çok fazlasıyla karşılaştığımız şey çevresel baskılarla birlikte kadının kendisini kötü hissetmesi. Ben güzellik uzmanıyım ama sadece güzellikle ilgilenmiyoruz. Biri bize geldiğinde onun bir yönden psikolojisiyle de ilgileniyoruz. Çünkü artık ben şunu söylüyorum. Sen aynaya baktığında ne görüyorsun? İşte 30 yaşından sonrasını artık diyorsun ki buram biraz indi, burası böyle oldu. Biraz dudağa bir şeye ihtiyaç var. Tamam sen bundan şikayetçiysen güzel. Ama çevresel faktörlerle birlikte eşi, partneri bir şey söylüyor. Annesi babası bir şey söylüyor. Yeri geliyor çocuğu bir şey söylüyor. Dolayısıyla artık bu yönelimle birlikte o kadar fazla başvurular alıyoruz ki ben orada diyorum ki lütfen bunu gerçekten sen mi istiyorsun? Yani bunu bir yerde frenlemek gerektiğini düşünüyorum. Bir güzellik uzmanı olarak çok fazla trend artık oldu bu iş. Yani olması gerekenden ziyade, yapılması gerekenden ziyade biz sadece trende yönelik davranır olduk. Yani bir noktada da bunu frenlemek gerekiyor. Yani güzellik sonsuz, o kadar artık uçsuz bucaksız şeyler var ki. Cihazlar, medikal estetik işlemleri, doktorların yaptığı, güzellik uzmanlarının yaptığı ama bu artık bir yerde frenlensin istiyorum ben. Yani bunun için de inanın savaşıyorum öyle söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.